Merhaba, Merve'nin mutfak sırlarını ve Ege Türk TV ekranlarına hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle beraber kandil simidi ve çok güzel bir çikolatalı kek hazırlayacağız. Öncelikle kandil simidimizin malzemelerinden hemen başlamak istiyorum. 3,5 su bardağı kadar unumuz var. Fakat siz her ihtimale karşı yanınızda yarım su bardağı kadar un daha bulundurun. Çünkü belki birazcık daha una ihtiyacımız olabilir. Onun yanında bir çay bardağı kadar ayçiçek yağımız var, sıvı yağımız var. 3 çorba kaşığı sirkemiz var. Sirke burada kandil simidinin sırrı, çünkü o hani kıyır kıyır ağızda böyle dağılan kum gibi yapıya sahip olmasına sebep olan malzeme sirke. 1 şeker kaşığı kadar tuz. 1 paket kabartma tozu, yani 10 gram kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı kadar mahlep, o güzel rayalı kokuyu vermek için. 3 çorba kaşığı tereyağı, 1 tane yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı şeker. Hafif tatlı olması gerekiyor çünkü kandil simidinin. Hatırlayın, yerken böyle birazcık tuzlu tatlı karışık tat gelir ağzımıza. Ve 1 su bardağı soğuk su. Kaplamak için ise susam kullanacağız. Burada susamlarımız hazırda bekliyor. Ve hemen şuradan almak istiyorum. Biraz önce ben yumurta sarısını ayırırken beyazını da buraya ayırdım. 1 yumurta beyazı ve ayrıyeten 1 çorba kaşığı da pekmez. Şu anda onlar burada birlikte duruyorlar. Bunları kaplamak için kullanacağız ama. Şimdi ben hemen ellerimi yıkayıp bütün malzemeleri sırayla karıştırıp yoğurmaya başlayacağım. Evet, unumuzun üzerine şimdi hemen bütün kuru malzemelerimizi boşaltıyoruz. Burada ne vardı? Kabartma tozumuz, peşinden mahlebimiz, hemen şekerimizi de koyuyorum. Tüm kuru malzemelerimizi koyuyoruz ve 1 şeker kaşığı kadar tuz. Şimdi şöyle bir kuru malzemeleri harmanlıyorum. Mahlep, isterseniz kandil simidinde belki hoşunuza gitmiyordur. Genelde çatal, böyle kuru kurabiyelerde, tuzlularda genelde, tuzlu kurabiyelerde, pastanelerde kullanılır mahlep. Ama eğer siz sevmiyorsanız çıkartabilirsiniz tabii ki. Fakat kandil simidinin o güzel kokusunu veren mahlep baharatı. Şimdi gelelim sıvılara. Ayçiçek yağımız, sirkemiz, tabii tereyağı da bir sıvıdan sayılıyor ve suyumuz var. Ben şimdi sırasıyla hepsini şurada bir çukur açıp boşaltıyorum. Herhangi bir öncelik tanımadan bütün hepsini gördüğünüz gibi şöyle, hatta şurada bir çukur oluşturmuşken elimi sokmadan önce bütün sıvıların birlikte birbirine karışması için şöyle. Ve şimdi de hemen yağımız. Yağımız da oda sıcaklığında olması bizim için iyi. Çünkü yoğururken birazcık yumuşak olsun ve kolayca hamurla beraber, diğer malzemelerle beraber karışsın diye. Evet, şimdi artık yoğurmaya başlayabiliriz. Hamurumuzu hiç beklemeden yoğuruyoruz. İsterseniz bu hamurdan tuzlu kurabiye şeklinde de yapabilirsiniz. Yani illaki kandil simidi yapmanıza gerek yok. Normal dikdörtgen, üçgen bu hamuru açıp üzerinden kurabiye kalıplarıyla kesebilirsiniz. Yani baz bir tuzlu kurabiye tarifi olarak da kullanabilirsiniz bunu. Evet, şu an hamur toparlanmaya başladı. Unutmayın ki içerisinde yine tereyağı ve yağ var. Ve hamurun birazcık daha ne kadar fazla ellersek sıcaklıkla beraber o kadar yumuşamasını sağlıyoruz. O yüzden biraz daha hızlı davranmamız gerekiyor yoğururken. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir hamur elde ettik. Bu hamurda maya kullanmaktan ve yumurta beyazı kullanmaktan kaçının. Çünkü yumurta beyazı hamurun yumuşak olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda maya da öyle. Maya koyarsanız uzun süre pişirmeniz gerekecek fırında, kıtırlığı sağlayabilmek için. Fakat yumurta sarısıyla beraber o istediğiniz kıyır kıyır kum gibi yapıya sahip olabilirsiniz. Şuradan birazcık un almak istiyorum ben. Böyle 1-2 çorba kaşığı kadar dedim ya, 3,5 su bardağı kadar un var burada ama
size toparlamak için yarım su bardağı kadar daha lazım olabilir diye. Şöyle. Yuvarlayarak, tam ortada hamuru toplayarak yoğurmaya devam ediyoruz. Bundan sonrasında da çikolatalı kekimizi yapmaya başlayacağız. Küçük tek kişilik porsiyonluk kalıplarda ve onun üzerine de güzel bir çikolata sos hazırlayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bu hamurun elinize yapışması çok mümkün değil. Çünkü hem iki çeşit yağ var, hem sıvı yağ ve tereyağı hem de sirke var. Ben şimdi şuradan tahtamı alacağım ve burayı silip bir parça un döküp hamuru burada yuvarlayacağım. Şu kadar un yeterli benim çalışmam için. Gördüğünüz gibi şöyle dıştan içe doğru toparlayarak yapışma olabilir. O yüzden hafif unla beraber çalışabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu 1-2 dakika daha yoğurmamız gerekiyor. Çünkü çalışabilmemiz için unu aktif hale getirmemiz gerekiyor. Yani unu bağlarını genişletmemiz gerekiyor. O sebeple de böyle birazcık daha yoğuruyoruz. Eğer yoğurmazsak çok fazla çatlama olacaktır. Ve o çatlamalar da bizim bu istediğimiz kanlı simidi şeklini yuvarlak şekil yapmamızı engelleyecek. Evet. Bugün sizlere bir sırrımdan daha bahsettim. Demek ki böyle kıyır kıyır olan kandil simidi tarzı tuzlu kurabiyelerde özellikle sirke, birkaç damla limon suyu yani asit kısacası kurabiyelerin böyle kıyır kıyır olmasına sebep oluyor. Ben hamuru birazcık böyle dolapta dinlendireceğim ve sonra şekillendirmeye başlamadan önce hemen çikolatalı keki hazırlayacağım ve sırasıyla hepsini fırına vereceğim. Şimdi bunu dolaba koyuyorum. Böyle sadece 5-10 dakika kalacağı için böyle açıkta koyabilirsiniz. Çok problem değil. Evet, şimdi tezgahı temizliyorum ve ondan sonrasında hemen çikolatalı keke başlıyorum. Şimdi sıra çikolatalı kekimizde. Çok lezzetli küçük çikolatalı kekler yapacağız. Hatta bunları çikolatalı muffin da diyebiliriz. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Ben önce size malzemelerimi sayayım. Ondan sonra da bunda küçük böyle minik ufak püf noktaları ve sırlar var. O yüzden birazcık yapması zor ama en sonunda çok lezzetli bir kek. Efendim şimdi en başta 1,5 su bardağı un. 2 tane yumurta. Bir çay bardağı sütümüz var, bir su bardağı şekerimiz var, bir paket vanilya ve birer paket kabartma tozu, ikisinden de birer paket. 2 çorba kaşığı kadar kakaomuz var, bir çorba kaşığı tereyağımız var. Ve benmari'de eriteceğimiz bir paket yani 80 gram bitter çikolatamız var. Şimdi ben bunu hemen benmari'nin üstüne koyuyorum. Suyumuz böyle kaynamaya başlamıştı. Ve sütümüzün de ılık olması gerekiyor. O sebeple bir çay bardağı sütümüzü de buraya boşaltıyorum ve hemen ocağın altını yakıyorum. Ama lütfen çok fazla kaynamasın. Ilık olması bizim için yeterli. Şimdi yumurta, 2 tane yumurtamız, şeker, bir su bardağı şekerimiz. Bunları böyle birkaç dakika kadar çırpacağız. Öyle çok fazla böyle dakikalarda çırptığımız bir kek olmayacak bu. Ama en önemli noktaları çikolatanın erimiş ve sütün ılık olması gerekiyor. Evet, şöyle çırpmaya başlıyoruz. İçerisine yağımızı boşaltıyoruz. Bir çorba kaşığı tereyağımız.
tereyağımızla beraber hamurumuzu çırpmaya devam ediyoruz. Bu arada çikolatalarımıza ben bir bakmak istiyorum. Burada birkaç saniye bekleyebilir. Sütümüz de ılık olmak üzere. Çikolataları benzeride eritirken, özellikle çikolatayla çalışırken alttan gelen benzeri ateşi böyle kenarlardan çok fazla taşmaması gerekiyor ki çikolata kurumasın. Ortadan, yani çikolatanızı su buharında eritmeniz gerekiyor. Böyle kenarlardan gelen ateşle eritmemeniz gerekiyor ve kullandığınız kabın da kuru olması gerekiyor. Eğer su olursa içerisinde çikolata da donma yapar. Şu anda süt ılık olmuş durumda. Ben sütü alıyorum buradan şöyle kenara. Bütün kuru malzemelerimi üst üste koyuyorum. Kuru malzemelerde ne vardı? 1,5 su bardağı un, 2 çorba kaşığı kakao ve birer paket vanilya ile kabartma tozu. Onları şöyle bir harmanlayalım. Evet, tamamdır. Şimdi sütümüzü içerisine boşaltıyorum, ılık sütümüzü. Şöyle hafif karıştırıyorum ve hemen kuru malzemeleri. Yine bir önce çırpmaya başlamadan önce şöyle kendim karıştıracağım ki etraf her yer un ve kakao olmasın. Şimdi artık çırpmaya başlayabiliriz. Evet, şu anda bu benim için yeterli. Gördüğünüz gibi gayet böyle akışkan, güzel, çok fazla çırpmadığımız ama sütünün ılık olması gereken ve çikolatanın da erimiş olması gereken bir hamurumuz var. Ben şimdi çikolatamızı buradan alacağım. Şöyle bunu da karıştırıyorum. Çok fazla da benzerinin üstünde tutmamıza gerek yok. Zaten kendisi erimiş durumda. Hemen kekin üzerine boşaltacağım. Biraz sıcak bu arada. Şuradan bir parça peçete alıp tutacağım. Evet. Erimiş çikolatamızı kek hamurumuzun içerisine boşaltıyoruz. Aslında birazcık böyle sanki brownie gibi ama brownie'den bence biraz daha lezzetli. Çünkü içerisinde süt de var aynı zamanda. Bütün çikolatayı aldıktan sonrasında tekrardan mikserle küçük bir hareket yapıp çikolatayı da içerisine yediriyoruz. Evet, şu anda gayet güzel bir kek hamurumuz oldu. Şimdi bu keki kaç derecede pişireceğiz? Kekimizi 170-180 derece kadar sıcaklıkta 20 dakika kadar pişirmemiz yeterli olacak. Çünkü zaten ufak kalıplarda pişireceğiz. Burada gördüğünüz küçük tek kişilik muffin kalıplarımızı da pişireceğiz. Ben şimdi hemen onu yağlayacağım. Eğer bunu büyük bir kalıpta pişirseydik daha uzun süre pişirmemiz gerekiyordu. Kalıp küçüldükçe dakikamız da azalıyor. Şimdi hemen bunu yağlayalım. Ayçiçek yağıyla yağlayacağım. Sadece böyle birkaç damla ayçiçek yağı döküp ve peçeteyle süreceğim tabii ki. İsterseniz siz bunun içerisine parça çikolata da koyabilirsiniz. Ama ben parça çikolata koymak yerine birazdan şu arka tarafta gördüğünüz krema ve çileklerle beraber üstüne bir sos hazırlayacağım. Onların malzemesini de hemen size sayacağım.
Evet. Kalıbımızı yağladık. Şöyle kenarlarına doğru da yağlıyorum ki hafif böyle dışarı çıkma yaparsa, kabarma yaparsa oralardan kolaylıkla alabilelim diye. Şimdi bir kaşık yardımıyla hepsini dolduracağım. Tam ortaya denk gelecek şekilde üstten bir parmak boşluk kalacak gibi. Evet, bu yeterli. Yani bir santim kadar boşluk kalacak gibi. O da kabarma payı çünkü birazcık üstünde bombelenecek. Kalıplarımızı dolduruyoruz. Şöyle dağıtma işlemi de yapabilirsiniz. İsterseniz bunu buzdolabı poşetiyle veya sıkma poşetiniz varsa evlerinizde onlarda da yapabilirsiniz tabii ki. Ama ben şu an kaşıkla yapmayı tercih ettim. Bu keki aynı zamanda şeker hamuruyla süsleme içinde kullanılan böyle kekler vardır ya, onlar için de kullanabilirsiniz bu çikolatalı keki. Gayet de güzel bir kek reçetesi. Evet, sonuncusunu da dolduruyorum şöyle. Tamam. Bakalım çok eksik olan var mı? Şunun üstüne bir parça daha koyacağım. Evet, tamam. Şimdi 170-175 dereceye 20-25 dakika kadar maksimum, 20 dakika diyelim, 25 birazcık fazla olacak. Fırına veriyorum. O çıktıktan sonrasında da birazcık soğumasını bekleyip üzerlerine çikolata sosunu, yani yaptığım kremayı döküyorum. Bu aşamada da ne yapacağız? Tabii ki biz kandil simitlerimizi şekillendireceğiz. Evet, keklerimiz fırında. Dolaptan kandil simidimizi çıkarttık. Çalışmak için tezgahımıza birazcık un aldık. Elimize hamur yapışmasın diye. Ve hamurumuz hem biraz soğudu hem de biraz dolapta dinlendi. Şimdi hamuru önce şöyle iki eşit parçaya bölelim. Ondan sonra da yuvarlayalım. Bir rulo haline getirelim. Hamurla her zaman eşit parçalar halinde çalışmak için öncelikle bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Sonra da ceviz büyüklüğünde küçük parçalar keselim. Daha sonra bu ceviz büyüklüğündeki parçaları yuvarlayıp uzun çubuklar haline getirip kandil simidi olabilmesi için birleştireceğiz. Şimdi şöyle elimize hafif unluyoruz ve hamurumuzu bastırarak yuvarlıyoruz. İsterseniz bir kez daha una batırabilirsiniz. Ve sonrasında hamurumuzu şöyle açıyoruz. Sonra buradan yapıştırıp bir halka haline getiriyoruz. Şimdi bu aşamadan sonra ne yapacağız? Bu aşamadan sonra burada hazırladığımız, biliyorsunuz ki bir yumurta beyazımız, biraz önce içerisine koyduğumuz sarıdan arta kalan yumurta beyazımız ve 1-2 çorba kaşığı kadar pekmezimiz vardı. Ben hemen onu çırpacağım. Hatta içerisine de birazcık su ekleyeceğim. Pekmezi ve yumurta beyazını biraz seyreltsin diye. Çok az, böyle bir çorba kaşığı kadar. Bunu suyu pekmezli veya yumurta beyazlı böyle kaplamalarda, pastacılıkta veya ekmek ürünleri yapıyorsanız eğer, hamur işlerinde, onlarda her zaman kullanabilirsiniz açmak için. Çünkü birazcık seyreltecektir hem tadını hem de rengini hem de kıvamını. Şöyle çırpıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi susamımız var. Evet, bu tamam. Ve tabii ki burada da tepsimiz var. Şimdi tepsimize birazcık ayçiçek yağı dökeceğim yine. Ve hemen yine peçeteyle, çok belli belirsiz, lütfen çok fazla yağ dökmeyin. Çünkü zaten hamur hem yağlı hem de zaten susamla kaplanacak. Yapışmayacak. Böyle yağladık. Ben şimdi size bir tanesini göstereceğim. Alıyoruz.
batırıyoruz. Pekmezli yumurtalı karışıma batırdıktan sonrasında buraya hemen susamımıza bırakıyoruz ve şöyle yavaşça sallıyoruz. Ve sonrasında da direkt tepsimizi yerleştiriyoruz. Hemen ben size göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Şimdi ben bunu hepsi için yapacağım ama öncelikle yapmanız gereken şey bütün hepsini halka haline getirmeniz ve sonrasında yumurta ve susam bulamanız gerekiyor. Yoksa elleriniz böyle komple susam olur ve simitlerinizin de içerisine de bu sefer susam bulaşır. Şimdi gelin hep beraber önce onları yuvarlak haline getirelim. Ondan sonra sırayla pekmez, yumurta ve en sonunda susamı bulayıp tepsimize dizip pişirelim. Şimdi kandil simitlerimizi tamamladık, tepsimizdeler. Bunları pişmeye fırına vereceğiz. Bu arada çikolatalı keklerimizin çok az süresi kaldı. O yüzden bir daha sönme ihtimalleri olmadığı için ben kandil simitlerini de fırına atıyorum. Bu arada çok da güzel kabarmışlar aynı zamanda. Şöyle birazcık öne de çekelim onları. Evet, tamamdır. Pişirme süremiz 15 dakika. Yine 180 derece aralığında 15 dakika kadar pişireceğiz. Ama lütfen fırınınızın sıcak olması gerekiyor. Unutmayın. Kandil simitlerinde özellikle yağ oranı yüksek olduğu için eğer fırınınız sıcak olmazsa çok hızlı yayılma yapacaktır. Yani 100'lerde, 110'larda lütfen kandil simitlerinizi fırına atmayınız. Şimdi çikolatalı kekimiz için bir üzerine sos krema hazırlayacağız demiştik. Onun için ihtiyacımız olan bir küçük paket kremamız var. Bir paket bitter çikolatamız var. Yine 80 gramlık paketler bunun için uygundur. Çileğimiz var. Çilek istediğiniz kadar. Ve 3 çorba kaşığı kadar da tereyağımız var. Tabii biraz da süslemek için pudra şekeri kullanacağız. Böyle hafif elekle beraber. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle kremamızı küçük tenceremizin içerisine koyuyoruz ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyoruz. Sonrasında onun içerisine çikolatalarımızı koyacağız ama ocaktan almış olacağız. Kremamızı buraya alacağız, sıcak kremamızı. İçerisine küçük parçalara böldüğümüz çikolatalarımızı koyacağız ve daha sonrasında da burada görmüş olduğunuz 3 çorba kaşığı tereyağımızı borcam kasemizin içerisine koyup blenderdan hızlıca geçirip böyle bir krema kıvamına getireceğiz ve en son keklerimizin üstüne koyacağız. Ve tabii ki çilek ve pudra şekeriyle beraber süsleyeceğiz. Şimdi kekler oldu. Totalde 15 dakika 18 dakika gibi fırında kaldılar. Ben şimdi hemen onu fırından alacağım ve çörek otlu susamlı kandil simitlerini tek başına pişmeye bırakacağım. Gördüğünüz gibi kabardılar. Ters çevirdiğimizde o çiçek şeklini yakalamış olacağız. Evet, şimdi bu arada kremamız da kaynama noktasına gelmek üzere. Şöyle bir karıştıralım. Yine altı çok açık olmadan böyle ortadan ateşle. Çikolatayı ocaktayken eklememeyi lütfen gayret edin. Neden? Çünkü çikolata ateşle direkt temas ettiğinde yanma etkisi gösteren ve çok yoğunlaşan bir ürün. Ve kakao tozu özellikle bitter çikolata yüksek miktarda olduğu için eğer yağı yanarsa çok sert, kas katı, sımsıkı bir çikolatalı sos veya çikolata elde edersiniz. Ateşle direkt temas etmemesi gerekiyor. Evet, şu an krema kaynama noktasına geldi. Ben bunu şimdi sıcak sıcak gördüğünüz gibi borcamın içerisine boşaltıyorum. Ve burada gördüğünüz çikolataları hemen içerisine koyup erimeye bırakıyorum. Tabii ki karıştırarak aynı zamanda. Zaten hemen başladılar bile erimeye. Çikolatayı erittikten sonrasında içerisine yağımızı ekleyeceğiz ve sonra blenderımızı alıp onu bir krema kıvamına getireceğiz. Bu arada da şu an karıştırırken kremayı soğutuyorum. Keklerimiz soğuduktan sonra da onları ters çevireceğiz. Böyle yüksek küçük çiçekler gibi olacaklar. Onların üstüne
Bu kremamızı isterseniz kaşıkla koyabilirsiniz. Daha böyle rustik bir görüntü elde etmek istiyorsanız, hani ev yapımı bir görüntü elde etmek istiyorsanız. İstiyorsanız sıkma torbanız varsa evde, krema sıkma torbası, onunla beraber koyabilirsiniz. Ben sıkma torbasıyla bir yıldız buyla sıkacağım. Yıldız yani küçük sıkma şekillendirme duyuyla. Şimdi çikolata içinde gördüğünüz gibi erimek üzere, çok az kaldı. Evet, şimdi içerisine yağı koyup hemen blenderdan geçirmeye başlayabiliriz. Tamamıyla pürüzsüz olarak çikolatayı erittik. Yağımızı atıyorum. Ve bu sıcaklıkta erimesine çok da izin vermeden hemen blenderımızı alıp şöyle yavaş yavaş şimdi aynı zamanda burada bir parçalama tekniği uyguladığımız için yağın hem sert kalmasını sağlayacağız, hem de çırpıyoruz, dönüyor devam, dönen bir bıçak var. Hem de kremamsı yapıya ulaşmasını sağlayacağız. Bir de tabii ki çikolata ve tereyağını iyice birbirine geçirip parlattığımız için de böyle daha güzel, parlak bir görüntü oluşacak. 3-4 dakika boyunca bunu böyle çırpmamız gerekiyor. Evet, biraz önce blenderle beraber tereyağı, çikolata ve kremamızı geçirdikten sonra böyle birazcık çırptıktan sonrasında bekletirseniz eğer yoğunlaşır ve gördüğünüz gibi böyle ekmeğe sürülebilir bir çikolata kreması haline geliyor. Şimdi ben bunu çırptıktan sonrasında birkaç dakika burada beklettim ve o arada tabii ki güzel keklerimi çıkarttım. Kekler burada. Artık bu da gördüğünüz gibi sert bir, ama bunu blenderla yapmanız gerekiyor. Sert bir sürülebilir çikolata kreması haline geldi. Şimdi bunu birkaç dakika daha dolaba atacağım. O aşamada burada çileklerimi doğrayacağım. Ve aynı zamanda sıkma poşetimi falan çıkartacağım. Sonrasında da bu güzel çikolata kremasını çikolatalı keklerimizin üstüne sıkacağız. Tabii aynı anda kandil simitlerimizi de çıkartmamız gerekiyor. Çünkü şu anda kendileri olmuş durumdalar. Evet, bunu şöyle aşağıya doğru toplayıp gördüğünüz gibi böyle bir krema kıvamına getirdik. Sadece blenderla bu üç malzemeyi çırparak, yağınızı eritmeyin, yağınızı kasa olarak koyun ve çırpın. Böyle 3-4 dakika kadar difüze koyuyorum. Hemen kandil simitlerini çıkartacağım. Gördüğünüz gibi kızarmış durumdalar. Bazıları çörek otlu, bazıları susamlı. Bunları da birazdan tabağımıza alıyor olacağız. Şimdi hemen bir tane şuradan bir tabak alalım. Bu güzel, içleri birazcık yumuşak. Çünkü neden? Tereyağı ve çikolata var. Tamamıyla kurumasını istemedik. Tahtamın bir kısmı birazcık çikolatalı ama ben hemen şurada şu köşede blenderdan kaynaklı olarak biraz çikolata bulaştı. Hemen burada yıkadığım çileklerimi şöyle yeşil yerlerini kesip ikiye bölüyorum. Eğer çilek yoksa evinizde, ben şu an hani bu hafta sevgililer gününe de çok yakın olduğu için belki bunu sevgililerinize ikram etmek istersiniz, eşlerinize. O sebeple çilekle çalışmak istedim. Ama yoksa eğer tabii ki başka bir meyve, kırmızı meyve de kullanabilirsiniz. Bu dondurulmuş bir meyve de olabilir. Ama onu tabii ki biraz şekerle beraber pişirmeniz gerekiyor. Şöyle, herhalde bu kadar benim için yeterli olacak. Şimdi bunları bir tabağa alayım ve ondan sonrasında tezgahtan kaldırayım tahtayı. Evet. Hemen sıkma torbamızı alıyorum.
ucunu bir bıçak yardımıyla çok küçük kesiyorum. Ve bir tane ucu yıldız olan bir duy takıyorum. Bu duyları pastacılık malzemeleri satan dükkanların çoğunda bulabilirsiniz. Plastik veya metal olanlarını veya internetten de sipariş verebilirsiniz. Artık her yerde satılıyor. Ama eğer evinizde böyle bir şey yoksa kaşıkla koyabilirsiniz de. Ben birazdan bir tane de kaşıkla koyacağım. Ve sonrasında isterseniz bir buzlu poşetiyle de normal düz yuvarlak olarak sıkabilirsiniz. Şimdi hemen şeyimizi çıkartalım, kremamızı çıkartalım dolaptan. Kremanın gevşemesi için difrize koymuştuk birazcık. Bu arada keklerimizin de tabii ki soğuk olması gerekiyor. Çok güzel çikolata kreması kıvamında bir üst dekor kreması yaptık. Bunu herhangi bir kekte kullanabilirsiniz tabii ki. Beyaz bir kek yaptığınızda da üzerine bu kremayı kullanabilirsiniz. Evet, şimdi ucuna doğru getiriyorum ve hemen şöyle üzerlerini böyle güzelce sıkıyorum. Çevirerek poşetimi. Evet, çok enfes gözüküyorlar. Hemen şuraya bir tane servis edeceğim. Ama şöyle çileklerden de koyalım. Ve tabii ki en son üzerine biraz kar yağdırmamız gerekiyor. Onu da neyle yapacağız? Pudra şekeriyle yapacağız. Küçük çay eleğimizi alıyoruz ve pudra şekerimizle beraber şöyle hafif kenarına parmağımızın ucuyla vurarak bu sanki pastane dükkanında satılan minik cupcake'lerimizi yapıyoruz. Evet efendim. Burada bir tanesi hazır. Burada da diğerleri var. Şu an bütün ekip programın bitmesini bekliyor. Çünkü bu çikolatalı muffinlar, yani bütün set şu anda bu kokudan bayılmış durumda. Ve emin olun 5 dakika sonra bunların hiçbiri kalmamış olacak. Zaten hepimiz 3'er 5'er kilo aldık. Herkeste bir göbek durumu söz konusu. Sormayın gitsin. Yönetmenimiz, prodüktörümüz, efendime söyleyeyim, bütün kameramanlar, bütün ekip, ışık, herkes hafiften böyle yavaşça göbek, yanlarda böyle ufak yağlanmalar mevcut ama sağlıklı besleniyoruz. Görüyorsunuz, ev yapımı ürünlerle hiç katkı maddesi vesaire herhangi bir şey yok. Şimdi ben hemen kandil simitlerimizi de bir tabağa alacağım. Evet, kandil simitlerimizi de tepsiden çıkarttık. Birkaç tanesi çörek otlu, birkaç tanesi de susama tamamıyla bulanmış şekilde. Siz isterseniz daha fazla çörek otu ve susam kullanabilirsiniz tabii ki. Ama bu kızarıklıkta olması bizim için yeterli. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir çikolatalı kek hazırladık ve bu kadar da şık dekor ettiğimizi düşünüyorum. Siz de evlerinizde böyle güzel bir çikolatalı kek hazırlayabilirsiniz. Sanki profesyonel bir pastane şefinin elinden çıkmış gibi. Daha sonra burada bir kandil simidimiz var. Onda da küçük ufak sırlar öğrendik. En önemlisi neydi? Sirke kıyır kıyır olmasını, yani ağzı dağılmasını sağlıyor. Yumurta sarısı kullanıyoruz. Beyaz içerisinde kullanmıyoruz çünkü içeride yumuşaklığı sağlayan yumurta beyazı. Ben şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Biz de birazdan bunları yiyeceğiz zaten çay ve kahveyle beraber. Umarım sizin de bugün çok güzel değerli misafirleriniz gelir ve siz de bu güzel kek ve kandil simidini yaparsınız. Yarın tekrar Merve'nin Mutfak Sırları'nda Ege Türk TV ekranlarında görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Sağlıkla, mutlulukla kalın. İyi günler.